112 acil çağrı merkezi. Isparta valisi Aydın Barış 11 Şubat 112 günü dolayısıyla 112 acil çağrı merkezini ziyaret etti. Siz pazar 7-24 bilmeden görev yapıyorsunuz. Onun için şimdiye kadar vermiş olduğunuz emekler için bir kez daha teşekkür ediyorum. 112 acil çağrı merkezinde farklı kurumlar adına çağrıları karşılayan personelle bir süre sohbet eden Vali Aydın Barış, 11 Şubat 112 günü dolayısıyla kurum çalışanlarının gününü kutladı. 112 gününüzü tebrik ediyorum. Vermiş olduğunuz hizmetler sebebiyle teşekkür ediyorum bir kez daha. Nöbetçi olan kadın personellere çiçek veren Vali Barış, 112 çalışanlarıyla birlikte pasta kesti. Gününü kutlamak üzere kesiyoruz. Hayırlı olsun. Tekrar tebrik ediyoruz. Tamam, şimdi şöyle. 112 jandarma ekiplerimizi anons geçtiler, tesisten yolladılar. Isparta'da acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Barış, 112'nin tüm acil çağrıların tek bir noktada birleştiği önemli bir birim olduğunu söyledi. 112 acil çağrı merkezimiz uzun zamandan beri Isparta'da görev yapıyor. 112 acil çağrı merkezinin esas işlevi sağlık, itfaiye, jandarma, emniyet, orman teşkilatı, buralardan gelen acil çağrılara ilk elden alarak bu kurumlarımızdaki acil müdahale ile görevli ekiplerimizi doğru noktaya yönlendirmek. Vatandaşlarımız bu noktayı aradıklarında, 112'li numarayı çevirdiklerinde buradaki arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyor ve müdahale için ekipleri yola çıkarıyor ve sonuçlanana kadar buradan sonucunu takip ediyor bu çağrıların. Arkadaşlarımız fedakarca burada görev yapıyor. Tüm kurumlarımızdan gelen arkadaşlarımız. Vatandaşlarımıza da buradan dileğimiz, zaten alıştı vatandaşlarımız. Yani daha önce ayrı ayrı numaraları ararken 155 polis, 156 jandarma, 177 orman yangını veya 112 sağlık hizmetlerini ararken şimdi tek bir numaradan, 112 numarasından arayarak bu hizmete ulaşabiliyorlar. Gönen Kasap Mahallesi'nde mi yangın acaba? Vali Aydın Barış'ın 112'yi gereksiz yere arayanlara da önemli bir uyarısı oldu. Lütfen vatandaşlarımız bu numarayı acil ihtiyaçları dışında aramasınlar. Çünkü onların bu hattı meşgul etmeleri diğer vatandaşlarımızın hatta bazen gereksiz şekilde beklemelerine sebep oluyor. Ve olaylara müdahalede bazen gecikmelere sebep oluyor. Gereksiz çağrılara karşı biz idari para cezası uyguluyoruz. Buna ilişkin tutanak da tutuluyor. Vatandaşlarımız lütfen bu numarayı dediğim gibi acil sağlık, kaza, trafik kazası, yangın gibi hadiselerde ararlarsa ekiplerimiz bir an önce müdahale etmek istedikleri olaya, olay yerine varırlar ve bu müdahaleleri gerçekleştirirler. Buradaki tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum şimdiye kadar vermiş oldukları hizmetler için. Acil çağrı merkezindeki müdahale süremiz standartların üzerinde. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımızın bu başarıda emeği büyük. Biz jandarma olarak her zaman emrinizde, bir ihtiyacınız olduğu zaman bildirin lütfen.